Türkiye'de bu rejim değişikliği niteliğinde ve o nedenle son derece önemli olan anayasa değişikliği konusunda herkesin bir fikir sahibi olması gerekir. Ne getiriyor bu? Yani iktidar da anlatsın tabii ne yapmak istiyorlar. Muhalefet de neden hayır dediğini. Evet, neden rejim değişikliği diyoruz? Çünkü bu anayasa değişikliğiyle bir tek adam yönetimi getiriliyor. Bu değişiklik kabul edilecek olursa artık Türkiye'de parlamenter sistem değil, işte bir Türk tipi başkanlık sistemi uygulanacak. Devletin başında Cumhurbaşkanı var. Başbakan artık yok. Bakanlar Kurulu diye bir organ yok. Bakanlar var ama onlar Bakanlar Kurulu olarak artık geçmiyor. Sadece Cumhurbaşkanı'nın atayacağı ve istediği zaman görevlerine son verebileceği, yani istediği zaman da atabileceği bakanlar. Evet. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın bir veya daha çok yardımcısı olabilecek bir sınır yok. Ne kadar bu belli değil. Ama onlar da örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın bir de yardımcısı var. Ama o yardımcısıyla seçim kampanyasını birlikte yaparlar. Doğrudan doğruya seçmenler tarafından seçilir. Orada iki dereceli bir seçim var biliyorsunuz. Ama burada Türkiye'de Cumhurbaşkanı kendi yardımcılarını kendi seçecek ve istediği zaman görevlerine son verecek. Bütün bunlar aslında bir tek adam iktidarı, tek adam yönetimi. O kişinin başka yetkileri var. Yani Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarabilecek. Evet. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi aslında yasa niteliğinde. Evet. Ve bu kararnameyle yürütmeyle ilgili konularda düzenlemeler yapacak. İşte istisnaları sadece bireysel haklarla, temel hak ve özgürlüklerle sınırlandırılmış ilgili düzenleme durumda yapamayacak. Yargıda var mesela önemli yetkileri değil mi? Düzenlenmesi gerekiyorsa anayasa gereği o konuda çıkarılamayacak veya daha önce bir kanun varsa o konuda çıkaramayacak. Ama onun dışında her konuyu bununla düzenleyebilecek. Dolayısıyla yasama yetkisi Cumhurbaşkanlığına devredilmiş oluyor. Oysa anayasamıza göre yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Türk Milleti adına Türk Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılır ve devredilemez bu yetki. Evet. Ama burada bu kanunda bu yasama yetkisi Cumhurbaşkanı'na devrediliyor. Meclis ise asıl yasama organı, hem bu yasama yetkisi kısmen elinden alınmış oluyor, hem diğer yetkileri, örneğin denetleme yetkileri, denetleme yetkisi, evet, sınırlandırılmış. Artık sözlü soru sorulamayacak, sadece yazılı soru sorulabiliyor. Gen soru yok. Gen soru parlamenter sistemde hükümetin en önemli denetlenmesi yoludur. Bu kaldırılıyor. Meclis soruşturması kaldırılıyor. Onun yerine Cumhurbaşkanı ve bakanlar, başkan yardımcıları suçlanabilecek ama bu çok ağır koşullara bağlanmış. Örneğin bugün meclis soruşturması için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının işte 1/5 dereceyi önerge. Yani 55 milletvekilinin önergesi yeterli. Ama burada 600'e çıkarılan meclis üye tam sayısının yarısı kadar, yani 301 imzalı önerge verilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının bir suç işlediği veyahut da başbakanın, başbakan kalmıyor, bakanların, Cumhurbaşkanı yardımcılarının suç işledikleri konusunda bir iddia öne sürebilmek için. Ondan sonra bu konuda soruşturma komisyonu kurulması için üye tam sayısının işte 1/5 ile 360 üyenin oyuyla karar verilebiliyor. Daha sonra o komisyon raporuna göre Yüce Divan'a sevk konusunda ise 1/3 çoğunluk, yani 400 üyenin oyu. Şimdi bu rakamları bir araya getirmek öyle kolay değil. Tabii. Bakınız, bugün dahi mecliste 550 üyeli mecliste çok kritik oylamalarda bulamıyorsunuz aranan işte 5/3 anayasa değişikliği için gerekli veya işte 3/2 gibi çoğunlukları.
Şimdi bu 607 bunları nasıl toplayacaksınız? Dolayısıyla görünüşte bir anlamda işte Cumhurbaşkanı'nın sorumluluk alanı da genişletiliyor. Genişletiyorlar. Çünkü bugün sadece vatan hainliği halinde suçlanabilir. Ve onun için de gerek suçlama için gerek karar yeter sayısı olarak nitelikli çoğunluklar öngörülmüştür. Burada şimdi bu genişletiliyor ama işlemez fiili olarak aslında yürümeyecek bir denetim mekanizması, kağıt üzerinde bir denetim mekanizması gibi görünüyor. Bu rakamları bulmak kolay değil. Ve şu, o meclisin oluşumu. Şimdi yeni anayasaya göre artık Cumhurbaşkanı partili olabilecek. Evet. Yani bugünkü koşullarda düşünecek olursanız Cumhurbaşkanı örneğin bu değişiklik çıktıktan sonra ki Cumhurbaşkanı'nın işte partisiyle ilişiği kesilir hükmü kalkacak. Anayasa ile halk oylaması ile kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe giriyor. Evet. Demek ki hemen bu yürürlüğe girecek ve önümüzdeki dönemde çok kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı'nı biz aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olarak göreceğiz. Ondan sonra o bütün bu kampanyalarda bulunabilecek, seçim kampanyasının zaten bulunuyor o zaman. Ha, bugün yapılabiliyor artık bunu, belki de şu var yani bu süreci bir anlamda Devlet Bahçeli başlattı. Fiili duruma gelin bir son verelim, işte ne değişiklik yapmak istiyorsanız getirin görüşelim gibi. Yani bu fiili durumu meşrulaştırmış oluyor ama o zaman bugün bu kadarı yapılabiliyorsa o zaman neler yapacağını göreceğiz. Evet. Yani öyle bir dönemde artık Cumhurbaşkanı açıkça Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak propaganda yapabilecek ama onun karşısında nasıl muhalefet sesini duyurabilecek mi? Şimdi ve bu şekilde partili bir cumhurbaşkanının milletvekillerinin seçilmesinde parti genel başkanı, onların aday gösterilmesinde çok önemli bir rolü olacak. Bugün aynı zamanda mecliste de aslında etkinliği yüksek olacak. Yani yasama ayrılmış oluyor. Belirleyecek olan kişi cumhurbaşkanı. Seçimler de aynı gün olacak. Yani cumhurbaşkanı seçimleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri aynı günde yapılacak. Bir tek Cumhurbaşkanı seçiminin eğer ikinci tura kalırsa ikinci tura yapılacak. Olma ihtimali varsa ikinci tur olasılığı var. Ama normal olarak aşağı yukarı aynı çoğunluklar çıkacaktır. Farklı seçmenin aynı gün meclis için farklı, Cumhurbaşkanı için farklı oy kullanacağını düşünemiyorum. Dolayısıyla o mecliste Cumhurbaşkanı'nın geldiği partiden, partisi Cumhurbaşkanı, onun partisinden, onun aday gösterdiği kimselerden oluşan bir meclis olacak. Dolayısıyla öyle bir meclis Cumhurbaşkanı'nı suçlar mı? Bakanları, yardımcı Cumhurbaşkanı denetim mekanizması orada işler mi? Tabii mahsurlarını anlatıyorsunuz siz ama yer bulamamaktan şikayet ediyorsunuz. Benim özel bilgilerim var. AK Parti'nin eski yöneticileri bile şu anda medya tarafından yaptıkları açıklamalar çerçevesinde kabul edilmiyorlarmış. Yani durum o kadar kritik görünüyor. Bir sorun var müsaade ederseniz. Barolar Birliği Başkanı mesela çıkıyor bir hukukçu olarak, diyor ki bu anayasa mahsurludur. Şöyle 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 mahsurları vardır diyor. Ve Cumhurbaşkanı'ndan çok sert tepki görüyor. Sonrasında bugün futbol zirvesi arkadaşlarımız baksınlar. Hemen yapacaklar. Şunu soracaktım. Hikmet Sami Türk'e, Barolar Birliği'nin açıklaması, hayır açıklamasında Cumhurbaşkanı'ndan son derece sert tepkiler geliyor ama bir futbol zirvesi toplanıyor. O futbol zirvesinde mesela Futbol Federasyonu Başkanı hiç alakası olmamasına rağmen bu meseleyle açıklama yapabiliyor. 17 Nisan'da evet diyen Türkiye'de uyanmak dileğiyle diye konuşmasını bitirebiliyor. Sayın Türk, tam şunu soruyordum. Barolar Birliği Başkanı açıklama yapıyor. Hukukla ilgili bir kurumun başında ve Cumhurbaşkanı son derece sert tepki gösteriyor. Hayır dediği için muhtemelen. Bugün mesela hiç alakası yok bu meselelerle. Futbol zirvesi toplanıyor. Orada Futbol Federasyonu Başkanı 17 Nisan'da evet diyen Türkiye'de uyanmak dileğiyle diyor. Buna tepki yok. Türkiye'de evet demekle hayır demenin arasındaki farkı gösterir mi bize sizce bu?
Tabii yani eğer evet derseniz itibardasınız. Hayır derseniz her türlü hakarete maruz kalabilirsiniz. Yani Barolar Birliği Başkanı'nın yaptığı açıklama, bu anayasa her şeyden önce bir hukuk konusu. Yani onun açıklama yapması kadar bunu değerlendirmesi, eleştirmesi kadar doğal bir şey olamaz. Yani Cumhurbaşkanı'nın, yani ona karşı daha önce biliyorsunuz Danıştay'da yaptığı konuşmadan dolayı da tepki göstermişti. Evet. Göstermeleri hem tahammülsüzlük hem demokrasi anlayışıyla bağdaşmaz. Ama evet dediğiniz zaman o takdirde hiç sorun yok. Yani hem yani bakıyorum devlet televizyonundaki programlarda işte çıkarılan tartışmacılar hep aynı şeyleri söylüyorlar aşağı yukarı. Yani bu şekilde tabii sağlıklı bir ortamda halk oylaması yapılmıyor. Aslında şu var, bazı ülkelerin anayasalarında açıkça öngörülmüştür. Olağanüstü hallerde ve sık yönetim durumlarında anayasa değişikliği yapılamaz. Biz ise bu anayasa değişikliğini olağanüstü halde yapıyoruz. En önemli sorunlardan birisi bu. Ve birçok yerde bu olağanüstü hal yetkisine dayanarak işte toplantılar engelleniyor, konuşmalar yaptırılmıyor. Peki bir meşruiyet tartışması açar mı acaba Sayın Türk? Başbakanı konuşmaları için söz konusu değil. Ha. Yani her yönüyle sadece imkanlar değil, o imkanları kullanmak bakımından da tamamen eşit olmayanlar arasında bir seçim yarış olacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Hikmet Sami Türk katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Rahmet diliyorum ki Türk milleti eşsiz sağlıklısıyla 1876'dan beri Türkiye'nin zaman zaman kesintilerle de olsa uygulamaya çalıştığı parlamenter yerine dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir ucube niteliğindeki bir başkanlık sistemine hayır diyecektir. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, değerlendirmeniz.